Senin. Bir ciddi evliliğe hasretiz zaten bu sözde evlilik programlarından Dolayı. dolayı. Değil mi? Olmaz böyle. Olmuyor da zaten. Ama ciddi ciddi adım attılar. Kimler? İki ünlü isim. İki yıldız isim. Fahriye Evcen ile Burak Özçivit nişan yüzüklerini taktılar. Burak Almanya'ya gitti. Biliyorsunuz Fahriye Evcen'in ailesi Almanya'da. Gurbet ellerde Fülle. oraya gitti Solingen ya da Zolingen. 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 Zolingen'e gitti ve yüzükleri takıp evlilik yolunda ilk adımı attılar. Öyle söyleyelim. Buradaki espri şu. Tabii şunu da hatırlatayım. Dün döndüler. Dönerken de Beyaz TV söylemezsem olmaz kameraları oradaydı. Bizim Barış oradaydı. Evet, süper. Ve röportaj da verdiler. Onu da ekrana Çok taşıyacağız. güzel. Ama önce o fotoğrafları bir görelim. Nişandan çeyrek altını bir görelim. Espri oydu. Adım Fahriye Evcen de olsa o çeyrek takılacak. Bak, o elbise zedelenecek. Heh. O elbisenin ipleri çıkartılacak. O mecbur, o teyzeler o çeyreği mecbur iliştirecek oraya yani. Evet, bak adınız Fahriye Evcen olsa da Bunlar da nasıl güzel bir çift kardeşim olsa ya. da o çeyrek takılacak. Altına atın, Olsa. dahi ekleyin olsa da'dan sonra. Ya Bütün vurgu gitmiş. sen ne Doğru, yapıyorsun altın kelimesini Çok atıyorsun. güzel bir... Olsa da daha ayrı. Dur şimdi. Peki. Çok güzel bir çiftler Ha, ya. şimdi bunu bir değerlendirelim. Bu Yani çeyrek esprisi nedir? çeyrek bizim kültürümüzde var. Çeyrek takılacak. İşte akrabalık derecelerine göre. Eğer uzak akrabaysan çeyrek. Bir tık yakınsa yarım. Ondan sonra böyle yakın artık çekirdek ailenin içindeyse tam bilezik. O iş öyle. Böyle mi Tabii. gidiyor? Tabii. Komşular da çeyrek takacak. Mecbur takılacak. Bir de Ama şimdi gram çeyreğin çıktı. şöyle bir psikolojik durumu da var. Yani Gram çıktı, şimdi mertlik bozuldu. hayır şunu diyeceğim. Şimdi çeyrek ne kadar oldu Allah aşkına? Ben bir Çeyrek bakayım. 200. Dur bir bakayım. Çeyreğe bakacağım ama çeyreği de götürürken bir çekingenlik de olmuyor mu? Ulan çeyrek ya karizmayı Yok, artık yiyeceğiz. atma var zaten, içine atma var. Hiç yok çekingen. Altın alan yok be, saçmalama. Aa daha grama kaçanlar Dedim varmış. Ne sana o gram? gram. Gram Gram dedin. çıktı, mertlik bozuldu diyorum sana. Beni Ha, dinle, onu mu ben piyasa, söyledin? ben de evet. Bak Pardon, özür şey, dilerim. şu an ikinci sıradayız. Portakal neden Evet, sustun? Demin evet. söyledik onu. Şeyi bir dakika gram ne? Bir gram mı? 1 gram ya. Allah Aa, aşkına çeyrek 1,5 şu gram portakalın galiba. suratına baksana portakalın ya. Ya o şey seçim sonuçlarını 1 açıklar. Kasım. Yalnız onu da benden çekti. Bak bak Yayında Allah portakal aşkına bir yemedim. baksanıza Allah aşkına. Şu fotoğrafı istiyoruz Allah'ın izniyle 16 Nisan'da. Bak. Özgürlük için. 1 Nisan'da bir de İsmail 16. var. İsmail gerçi biraz daha demokrat ama o da tatlı dilli. İnceden Tamam, inceden yeni tamam. geldim bir inceden. Peki, Evet. onu ara ara geçeriz. Mars zamanı Tamam. geçersin ona. Şu an o çeyreği konuşuyorduk. Çeyrek bu Evet. arada alış 233, satış 238 gözüküyor. Epey olmuş yani Evet çeyrek. ya. O zaman çeyrek taktığın zaman karizman olur yani Tabii artık. Sen karizma deli misin olmaz mı? abi ya? 250 lira para 238 az ya. para mı ya? Bak, 250 taksan yine karizmasın. Yani çeyrek, bir de adı var şimdi, çeyrek Bence takma. çeyrek yerine 100 bir de 50'lik daha havalı Ama durur. işte onun adı yok işte. Çeyreğin adı var, altın Ha, taktı. söyledik. Evet, altın taktı derler. O grama Vay be. kaçmayın. Yazık, çocuklar evleniyor, Gram size altın güvenip. bak gramı da 143-144 lira. Alış 143-144. Evet. Demek senin bahsettiğin o oluyor. Çeyrek 1,5 gram galiba. Öbürü de 1 gram zaten. Peki Fahriye'ye de çeyrekleri Takıldı. takmışlar. O elbise Buradan altının gramı 146 TL'ymiş. Evet. Babacım şu an online Evet. anında bakıyorum. 143 Anında. alış, Dolar ne 144. oldu? Dolara da bakarız. Dolar şu an efendim Yalnız bak 3,75. şeyi Öyle ömür... mi? 3,75. Bak şeyi söylüyorum. Euro 3,97. Ömürcüm bu Kullanacağız. sicil affı noktasında çok şikayetler geliyor Onu bana. ayrıca Onu da konuşalım. isteyeceğiz. Bankalar Röportajımız bak bankalar ısrarla sicil affını dinlememekte ısrar ediyorlar. Peki, sondan kesersin o zaman Ali'cim şeyin. Reklam dönüşü anladın mı? Peki ne demişler dün havalimanında söylemezsem olmaz Tebrik ekibi ediyorum karşıladı kendilerini. çifti. Tebrik Bir ediyoruz. dinleyelim. Tebrik Parası ediyoruz. sizin başımıza Hadi olsun. inşallah be Nihat. Gelsin. Hayırlı olsun tekrar efendim. İyi akşamlar. Neler Teşekkür ederiz, söyleyeceksiniz? sağ olun. Ya çok heyecanlıyız. Çok güzeldi bizim için, çok anlamlıydı. Her şey çok Beyler güzel biraz geçti. daha da sağlam lütfen. Her şey çok güzel geçti. Mutluyuz dediğimiz gibi. Öyle. Merasimde her Tarih şey belli çok oldu güzel. Her peki. şey usulü, her şey usulüne uygundu. Güzel. Kahve içirdiniz mi peki biraz? İçti işte. İçti. Tabii usulüne uygun her şey, o yüzden tabii ne gerek yok. Sonları yaptık yani. Ha, düğün tarihi belli oldu mu peki? Yani bu yaza yok, şu beyaz gelinlikle daha... görecek miyiz? Yani nişanı kıyafeti de beyazdı ama. İnşallah, inşallah, inşallah. İnşallah. Daha planlamadık. Yüzüklerimiz görürsünüz. Mutlaka görürsünüz. Mutlaka görürsünüz. Yani. Fahriye mi siz neler söylüyorsunuz? Söylediğimiz gibi ya. Yani çok güzel.
güzel bir andı tabii ki bizim için. Her şeyi böyle usulüne uygun ailelerle. Bahriye'nin ailesi Almanya'daydı, yurt dışında o yüzden oldukları için oraya gitmek durumunda kaldık. Ama çok keyifliydi yani, çok güzeldi. Düğün orada mı olacak yoksa Türkiye'de mi olacak? Ya da farklı bir ülkede mi? Bilmiyoruz henüz. Daha onları planlamadım. Evet. Geçen konuştuğumuzda da planlı değil dediniz, bir anda nişanlandınız. Bu ilk adım mı? Bu biraz planlı ilk adım. Diğer adımları bozmasın. Teşekkürler. Beyler teşekkür ederiz. Evet, iki yıldız isim tebrik ediyoruz. Tebrik ediyoruz ve ben en çok Fahriye'nin Burak'tan olacağı çocuğunu merak ediyorum. Burak'tan yapacağı çocuğu merak ediyorum. Böyle bir şey yok yani, nasıl bir güzellik çıkacak Allah tabii onu. Ya da Burak'ın Fahriye'den olacak. Fahriye'de olacak ya. Fahriye'den çocuklarını merak ediyorum. Çocukları merak ediyorum. Bu Burak çok şey çocuk biliyor musun? Milli bir kardeşimiz. Milli. Evet, evet. Çok da yakışıklı zaten. İnanılmaz yakışıklı. Hanımefendi de birbirine de inanılmaz yakışıyorlar. Çok. Milli duruşu. Şahan da öyle mesela. Şahan da öyle. Doğru hani söylüyorsun. Filmleri bak kendi içinde tartışılır. Yani film seviyesi vesaire. Kimin? Şahan'ın Recep İvedik filmi. Daha hiç tartışacak bir tarafı yok yani abi. Bu bir şeylerden sonra. Enteller tartışıyor sinema eleşim. Ona ben bir şey diyemem. Ama milli duruş sergileyen adamları seviyorum abi. Evet.